Yaşamların En Tatlı programı Dünyanın Tadına bu hafta Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden devam ediyoruz. Birbirinden lezzetli tariflerle Dünyanın Tadı başlıyor. Vişne çorbası yapacağınızı duydum. Vişnenin çorbası olur mu? Olur. Göbetemizi yapacağız. Göbete yapacağız. Kasap Mesut'la beraber tandır yapıyoruz. Kuzu tandır. Abazaların olmazsa olmazı abısta yapıyoruz. Evde nasıl sucuk yaparız öğreneceğiz. Şimdi de Karakeşili yörüklerinin suya kaçan yemeğini yapacağız. Dünyanın Tadı ekibi olarak şu anda Bilecik'te pazar yerindeyiz. Pazar yerinin Küçük Elmalı köyündeyiz. Bu köyde Ertuğrul Gazi'nin torunları Kayıboyu yaşıyor. Soy isimleri hala Kayı. Şimdi de Karakeşili yörüklerinin suya kaçan yemeğini yapacağız. Bu bir çeşit makarna ama dünyanın en kolay makarnası. Daha önce böyle bir kolay makarna görmedim. Dünyayı gezdim, İtalya'ya gittim, orada makarna yaptım, Türkiye'de erişte yaptım. Ama bu kadar kolayını görmedim. Bakın hamuru hanımlar az önce yoğurdular. İçerisinde un, tuz ve su var. Basit ekmek hamuru. Bakın orada basit ekmek hamuru, un, tuz, su. Başka hiçbir şey yok. Daha yeni yoğruldu. Suyu sobanın üzerine koydular, kaynıyor. İçerisine tuz atıyoruz. Biraz tuz atarız. Ondan sonra hamuru atmaya başlarız. Bakın un, tuz, suyla yoğurduğumuz hamuru içerisine atacağız. Ve olacak bize makarna. Bunun adı suya kaçan. Evet, gelin bakalım hanımlar, gösterin bize. Bakın hamuru mandalina boyutunda, yumurta boyutunda bezeliyoruz. Küçük küçük. Suya kaçanı atmaya başlıyoruz suya. Ondan sonra pişecek afiyetle yiyeceğiz. Bakın hamurlarımızı ufak ufak koparıyoruz ve suya atıyoruz. Suya kaçan. Sanırım haşlanan hamurlar yukarı çıkacak birazdan. Evet. Piştiğini öyle anlayacağız. Başladığı zaman, hamurlar pişmeye başladığı zaman hamurlarımız üste çıkacak. Evet. Attıklarımız altta kalacak, pişenler üste çıkacak. Bakın el birliğiyle hamurları parçalaya parçalaya atıyoruz. Çok basit, çok basit. Hamuru hemen yoğuruyorsunuz. Un, tuz ve suyla. Yumurta yok içerisinde, hiçbir şey yok. Hemen suyla, un, tuz, su, hamur yoğruluyor. Su kaynayana kadar. Su kaynar kaynamaz da hamurları koparıp koparıp atıyorsunuz. Koparıp koparıp atıyorsunuz. Bence tadılmaya değer bir yemek. Ben de ilk defa yiyeceğim. Sizi izliyorum. Köyümüzde muhtar da odun getiriyor. Bakın bize destek ediyor arkadan. Kamera arkasından. Sağ olsun sobamıza sürekli odun atıyor. Bayanlara, muhtarım teşekkürler. Bayanlara yardım ediyoruz. Müşterek hayat diyorlar ya. Görevimizi yerine getirmiş olduk böylece. Odun atarak yardımcı olduk. Çok teşekkürler muhtarıma. Şimdi hamurları koparıp koparıp kaynar suya atıyoruz. Bakın pişen hamurlar yüzmeye başladı. Bu arada bazı hanımların kıyafetlerinin güzelliği de dikkatimizden kaçmıyor. Yöresel kıyafetlere, düğünlerde her geline bir tane mutlaka yapılır verilir. Evet. Kaynana tarafından. Kaynana tarafından yapılır. Eskilerimiz her zaman giyerlermişti bizim giydiklerimizi ama şimdiki gençlerimize bizler gelinlerimize yapıyoruz. Gelinlerimiz giyiyor. Özel günlerde. Düğünlerde, bayramlarda veyahut da özel günlerde bu kıyafetleri giyip yörük olduğumuzu yani yöresellerimizi tanıtıyoruz. Vazgeçilmezimiz. Kültürümüzü yaşatıyoruz. Önemli lan bu. Evet, bizim yaptığımız yemeklerin tadına bakmak istiyorsanız buyurun Küçük Elmalı'ya. Pazar yeri Küçük Elmalı. Evet, köylüler, buradaki insanlar, yörükler çok misafirperverler. Bir kapıyı çalın yeter. Suya kaçanlarımız haşlandılar. Haşlanan suya kaçanlar suyun üzerine çıktı. Bu arada yağmur bastırdı. Biz de taşınmak zorunda kaldık. Çok şükür ıslanmadan pişiriyoruz. Şanslıyız. Şimdi bu pişti hamurumuz. Tamam. Bunu şimdi süzeceğiz delikliğine. Ondan sonra sarımsaklı yoğurt yapacağız. Sarımsaklı yoğurtla harmanlayacağız. Daha üstüne de tereyağımızı dökeceğiz. Kaşık kaşık afiyet olsun. Hadi bismillah. Şimdi soğuk suyumuzu döküp soğuk suyla şokluyoruz. Şokluyoruz. Evet, erimemesi için şokluyoruz. Tamam olmasınlar diye üzerine soğuk su döktük. Şimdi bu şekilde böyle soğuttuk. Ondan sonra tekrar süzüp tepsiye devireceğiz. Evet, suyunu süzdük ve tepsimize boşalttık. Şimdi boşalttık. Üstüne sarımsaklı yoğurdumuzu, daha üstüne tereyağımızı 10 kişi etrafına geçeceğiz. Kaşık kaşık yiyeceğiz. Süzdüğümüz suya kaçanlarımızı tepsimize aldık. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Evet. Sosu için sarımsaklı yoğurda ihtiyacımız var. Sarımsağı dövüyoruz. Yoğurdumuz köy yoğurdu.
Hanımların kendi yaptığı yoğurt. Bir taraftan tereyağımızı kızdırıyoruz sobanın üzerinde. Evet, sarımsağı dövdük. Şimdi şeyimizi alıyoruz, sarımsağı tabağımıza. Şimdi yoğurt döküyoruz üzerine. Yoğurt atıyoruz sosu için. Birazcık. Tuz atalım birazcık. Tuz katalım. Sonra ilave ederiz. Tuzlu falan olur. Şimdi şöyle gezdiriyoruz üzerine. Yoğurtladık sarımsaklı yoğurdumuzu, buna koyduk. Döktük, tamam. Harmanladık. Şimdi üzerine tereyağımızı, kırmızı biberli tereyağımızı dökeceğiz. Kızdırdığımız tereyağımızı ve toz biberimizi üzerine gezdiriyoruz. Lezzete lezzet katıyoruz. Evet hanımlar, elinize sağlık ve artık programımızın en sevdiğim kısmına geldik. Tadına bakacağız. Bu tarifleri yayından hemen sonra Instagram adresimizde ve YouTube kanalımızda da paylaşıyorum. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. YouTube kanalımız Esirgenç TV. Afiyet olsun, buyur. Bismillahirrahmanirrahim, şöyle aldım. Çok lezzetli. Nasıl? Mantı gibi. Evet. Mantının bileşi bu da işte. Evet. Tabii. Kolay yemek. Dünyanın en kolay makarnası. Mantı lezzetinde. Çok lezzetli olmuş. Çok çok lezzetli. Makarnadan daha da lezzetli. Ben bayıldım. Suya kaçan tarifini verdik. Herkes yapabilir. 7'den 77'ye. Kolay yemek. Bizim noodle'u bizim suya kaçanımız. Evet. Daha sağlıklı, daha lezzetli. Elinize sağlık. Ellerinizden öpüyorum. Herkes yapsın, buyursun. Herkes. Çok teşekkürler denir. Hanımlar. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Herkese tavsiye ediyorum. İstediğin kadar yiyin. Yapabilirseniz yapın. Yapamazsanız çıkın gelin Bilecik'e, pazar yerine, evet. Küçük Elmalı Köyü'ne. Burada hanımlar size de yapar yedirirler. Biz soğutmayalım muhtarım. Evet, ben de bir tadına bakayım bakalım. Evet, muhtarın evindeyiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Olmuş mu muhtarım? Oh, öldüm. Yanına da bir de soğan, evet. Üstüne bir yumruk soğanın o şekilde yerlenmişti. Tamam, harika yaparız. Hanımlar ellerinize sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Ve dünyanın tadını bilecekle çıkarmaya devam ediyoruz. Dünyanın tadında şu anda Bilecik'te, pazar yerinde, kasap Mesut'la beraber tandır yapıyoruz. Kuzu tandır. Aynen öyle. Kuzu tandır, kuzunun neresi yapılıyor? Yağsız yapacağız bunu bu sefer. Buttan yapalım. Kuzu tandır hepsinin oluyor. Kol da güzel oluyor, but da güzel oluyor. Ama şu but, arka but, bu da ön kol. Bakın şimdi. Kuzu körpe olduğu için, bak, baksana. Abi ikisi de aynı gibi. Evet. Çevir, çevir, aynı. Ama buttan yapacağız. Löpetler var. Löpetler var. Dayanamıyorum abi. Şöyle hemen ikiye bölüyoruz. Bir de şuradan hemen satırla böleceğiz. 3 parça. 3 parça yeterli bizim için. 3 porsiyon. Şöyle. Burada da. Şöyle. Bir de şu kemikten irik çıksın içine. Tamam. Kuzu butumuzu parçaladık. Şimdi güvecimiz geldi. Güvecimize geliyor. Hemen içine atıyoruz. Güvecin içerisine attık. Attı. Biz yememizi az yapacağız. Hemen soğan bütün bir şekilde. Hiç doğramadan. Zaten lezzet versin diye. Bu ağzı açık pişiriyoruz. Az bir şey tuz. Şu şekil bakın. Yetecek kadar göz kararı. Tamam. Bunu bu şekilde kaynatıyoruz. Çünkü biz bunu daha sonra ikinci pişir. Üzerine su ilave ediyoruz. Aynen. Biraz ve daha. Üzerini kapatmadan pişiriyoruz. Aynen. Biz tekrar bunun kemiğinden ayıracağız. Tereyağlı güvecin içine koyacağız. Bizim burası çömlek memleketi. Suyu o zaman üzerine örtüne kadar mı? Aynen şu şekil. Zaten biz işin başındayız. Şu şekil. Biraz daha su koyacağız. O tam dengeye gelecek. Örtüne kadar, üzerine örtünceye kadar. Aynen. Su ilave ediyoruz. Hemen ve ocakta mı pişiyoruz? Ocakta. Doğalgazlı veya fırına yakın ocakta. Ne koyuyoruz. Bu 2 saat, 2,5 saat aynı. Pişme süreleri etin aynı bizde. 2 saat. Tadına bakacağız. Aynen. Güveçte servisini yapacağız kemiğinden çıkartıp. Göreceğiz. Durumu da özel. Aynen. Hemen atalım ocağımıza. Bekleyeceğiz 2-2,5 saat. Tandırımız artık pişti ve sıra geldi sunuma. Tereyağlı güvecimiz geldi. Şöyle etlerimizi çıkartıyoruz. Kemiği saladık ve etler döküldü. O kadar güzel pişmiş. En sevdiğim ses. Etler kemiğinden kendiliğinden dağılıyor. Ve tereyağın içerisinde daha da lezzetleniyor. İşte bu pazar yerinin güveçte tandır. Güveçte tandırı. Tereyağlı. İki pişirimlik yemekler. Şöyle.
İşte bu pazar yerinin güveçte tereyağlı tandırı. Evet, oy 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 oy. Şuna bakın, şuna bakın. Kemikten etler kendiliğinden dağılıyor. Ve artık tadına bakıyorum. Bakalım nasıl bir tat, çok meşhur burada. Oy oy oy. Et pamuk gibi, lokum gibi. Aynen, kadife gibi bakın. Çok güzel olmuş, çok tereyağında. Yine sen kontrol et. Oh oh oh. Mesut Bey, ben bayıldım. Vallahi ye beni, ye beni artık. Buyurun. Afiyet olsun. Biz bu güzel tandırımızı yiyelim ve ardından devam edeceğiz. Daha yapacak lezzetimiz çok. Burası Bilecik pazar yeri. Dünyanın Tadı ekibi olarak şu anda pazar yerinde Hilmi teyzenin misafiriyiz. Hilmi teyze. Evet. Vişne çorbası yapacağınızı duydum. Vişnenin çorbası olur mu? Olur. Biz öyle yapardık, yirdik. İlk defa duyuyorum. Kompostasını duydum, reçelini duydum. Vişneden böyle kaynatırım. Üstüne de hamur atarım. O kaynar. Ondan sonra sütünü koyarım. Yumurta da koyarım. Oldu bir çorba. Şu anda vişnemizi suyla beraber haşlıyoruz. Suyla başta pişiriyoruz. Evet. Böyle pişirdik. Vişneleri yazdan derin dondurucuya atmış. Bunları koyduk. Evet, derin dondurucuya atmış. Biz geldik dedi, dondurucudan çıkardı. Hemen suyun içerisinde haşladı. Hı. Bakın şu anda haşlanmış vişneler var. Burada da hamur var. Şimdi hamurunu bu hamur nasıl salacağım yaptınız, bir anlatalım. Bunu ovmaç yaptık. Bunda işte. Bunda da ovmaç. Böyle ovdum. İçerisinde böyle un ve su var. Böyle ovdum. İçine acık su koydum. Bir yoğurdunuz un ve suyu. Yoğurdum. Ondan sonra ufak ufak ovaladınız. Evet. Bir gösterebilir miyiz izleyelim nasıl yaptınız, bak nasıl ovaladınız? Böyle bak, birkaç tane gösterelim. Bak. Böyle, un ve su. Böyle. Bakın ufak ufak koparıp böyle, Hilmi teyze böyle eliyle ovalayarak böyle makarna gibi yaptı. Evet. Çok güzel. Böyle yaptım. Şimdi ondan sonra çorbaya salacağım bunu. Bak. Evet, kaynayan burada vişne kaynayan ve suyumuz, vişne suyumuz. Şimdi vişne suyunun şimdi içerisine. İçine hamurunu saldım. Şimdi bu da kaynayacak. Harikasınız. Bak şimdi bu pişecek. Ondan sonra onu koyacağız. Bu biraz pişti. Bakın şimdi birazcık hamurlar pişecek ve hamurlar evet pişerken ben size diğer malzemeleri de saymak istiyorum. Burada sütümüz var. Sütün içerisine bir tane yumurta kırdık. Yumurtanın sarısı mı var, tamamı mı var? İkisini de. Tamam mı? Hı, bir tamam tane yumurta var. Bir yumurta. Sütün içerisinde bir bardak süte bir yumurta kırıyoruz. Evet. Ve tuz. Başka da bir şey yok. Yok yok. Bu kadar basit malzemelerle. Ha, çok, çok ilginç bir çorba. Aynen. Tadını yani çok merak yap, ediyorum. Yap, ye git. İlk defa öğreniyorum. Sen de yaparsın. Benim gibi ilk defa duyan birçok izleyicimiz var. Evet. Şaşkınlıkla sizi izliyoruz. Vişne çorbası. Bak işte böyle oluyor. Hamurlarımız haşlanıyor vişnelerle beraber. Üstüne çıksın hamuru. Hamur üstüne çıkacak. Kaynadı mı? Piştiğinin üstüne çıkar bunun. Oh. Ondan sonra bir daha sütünü koyacağız. Hamurlarımız yavaş yavaş pişmeye başladılar. Şimdi sütümüzü ve yumurtamızı ilave edeceğiz. Hilmi teyzem, atalım mı yumurtayla sütü? Tamam, geldi. Hamurlar pişmeye başlayınca sütümüzü ve yumurtamızı atıyoruz. Süt ve yumurtayı çırptık. Al sana çorba. Aa, rengi nasıl değişti süt atınca? Çok güzel oldu, pes pembe. Şu anki görüntüsü tatlı gibi vallahi. Çok iyi olmaz ama azıcık. Hayır, ama çok güzel olur. Biz seviyoruz, bilmem. Yani görüntüsü çok güzel. Şu an görüntüsü çok güzel. Ben bilmiyorum, ilk defa tadacağım. Ama seveceğimi düşünüyorum. Benim anam Bulgaristan'dan gelme. Hı hı. O böyle yapa yapa bize yediriydi. Burası Muhacir Köyü. Pazaryeri ilçesi birçok kültürün bir arada yaşadığı. Çok göç almış. Muhacirlerle dolu bir yer. Muhacirler çok. Muhacirlerin de muhacirler hepsi gelirken kendi kültürlerini getirmişler. Getirmişler buraya yapıyorlar. İşte o maç yemen de öyle. Evet. Annem gösterdi bize. Ama ekmeksiz yirdik onu biz. Fasulye gibi pişiriydi. Açık da şey atarız içine. Pirinç. Sizin sayenizde öyle biz de bunu gösteriyoruz. Şu anda kayıt altına alıyoruz. Hmm. Bundan sonra unutulmayacak. Onu da yaparız. Tamam, hepsini yapalım. Çok güzel bir renk aldı çorbamız. Çok güzel bir renk aldı. Şu anda pes pembe. Tadı nasıl, çok merak ediyorum. Tuzu güzel. Yalnız bu arada çorba hafiften tadını almaya başladım. Çok güzel bir çorba. Tabak hemen sunumunu yapalım. Afiyetle içelim. Tabak ver. Acele misafir doyurma.
Çok basit. 5 dakikada hazır. Hazır çorbadan daha kolay. Elinize sağlık, elinize sağlık. Şöyle izleyicilerimize önce bir göstereyim. Tabii kameramanımız da içsin. Eniş de içsin. Şöyle ben bir göstereyim önce, izleyicilerimiz bir görsün. Şu güzelliği bir görsünler. Daha önce böyle bir çorba gördünüz mü? Ben fotoğraflarını çekeceğim. Instagram'da paylaşacağım. Tarifleriyle beraber YouTube kanalımızda paylaşacağım. YouTube kanalımız Esirgenç TV. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Şimdi tadına bakıyorum. Hilmi teyze mikrofon tutabilir misin? Mikrofon senin. Bu güzel lezzet benim. Haydi bismillah. Çok güzel oldu. Hayatımda böyle bir çorba görmedim. İlk defa sizin elinizden içiyorum. Çorba yaptırırsın. Ben bunu artık yaparım. Özel misafirlerimi yaparım. Özlem'e de öğretirim. Şu anda tüm Türkiye öğrendi sayenizde. Rızvan'a da hep sordular ama. Hilmi teyze mükemmel bir çorba. Benim kızlar işte bunu giderdiler, bıçak yapmıyor mu? Aynı anne yaparsan dediler çorba geleceğiz. Yapmazsan gelmeyeceğiz. Ben de bundan sonra pazar yerine gelirsem bu çorba isterim. Yaparsanız gelirim ama. Olur. Tamam abi. Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. Abi, bayıldım, yaparsın. Bayıldım. Marketlerde... Ver bir tabak. Tamam. Kameramanımız da istiyor. Onu da hemen koyalım. Ona da koyalım. Canı çekti. Bu vişneden marketlerde satılıyor. Dondurmuş şekilde satılıyor. Yaz kış siz de yapabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Çok basit ama çok lezzetli. Hilmi teyze. Hadi hep beraber içelim. Ardından devam edeceğiz. Dünyanın tadını Bilecik'te. Pazar yerinde çıkarmaya. Daha da zımana yapacağız. Neler yapacağız neler. Hadi afiyet olsun. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadında şu anda Bilecik Pazaryeri Sarıdayı köyünde gollaç yapıyoruz gollaç. Bulgaristan muhacirlerinin çok güzel bir böreği. Evet, aynen. Önce hamurunu yoğuracağız. Evet, aynen. Hamuru için malzemelerimiz neler? Unumuz, mayamız, tuzumuz, biraz da karbonatımız. Karbonat. Maya bu arada ekşi maya. Ama siz evde denerseniz yaş maya veya kuru maya da yapabilirsiniz. Evet. Biz ekşi maya kullanıyoruz. Şimdi evet, hamurumuzu yoğurarak başlıyoruz. Unumuzun içerisine biraz tuzumuzu atıyoruz. Biraz da karbonatımızı. Mayayı biz önceden kattık. Ekşi maya bir önceki hamurun aynı parçası. Mayadan, evet. Onun mayaladığımız hamurdan ekşi maya. İçerisinde mayamız da var. Su ilave ettik ve güzelce yoğuruyoruz. Un, tuz, su, maya ve karbonat var. Gollaçımızın hamurunu yoğurduk. Birazcık mayalandı ve hamuru açmaya Seniha teyze geldi. Çok güzel bir manzaranın içerisinde oturduk. Akşam güneşinde, güneşin altında yapacağız. Yanına patates de getirdiniz. Bu arada patatesi közlemişler. Odun ateşinde, meşe odununu da közlediler, soydular ve ezdiler. İçerisine patates mi koyacağız? Evet, patates koyacağız. Ve sıvı yağ var. Evet. Sizi izliyoruz, hadi açalım. Hamuru tekrar birazcık yoğuruyoruz. Yuvarladık, oklavamızı aldık. Yufka açar gibi açıyoruz. Evet. Çok güzel bir köy, dağ köyü burası. Bilecik pazar yerinde. Pazar yerinin merkezinde 15 dakikalık mesafede. Çok güzel bir dağ köyü. Hamurumuzu açtık. Evet. Yağımızı aldık ve yağlıyoruz. Hamurumuzu yağladık. Şimdi elimizde bakın hamurumuzu güzelce yağlıyoruz. Yağ hamurun her yerine gezdirdik. Yağladığımız için hamuru şimdi elimizde daha iyi açabiliriz. Boşnak böreği gibi. Elimizle çeke çeke açıyoruz. Şimdi patatesimizi ilave edeceğiz. Közlenmiş patates. Patatesi her yere yaydık. Şimdi sarıyoruz, doluyoruz. Rulo yapıyoruz. İlk defa görüyorum gollaç. Nasıl bir lezzet? Ben de sizin kadar merak ediyorum. Bu köyün en meşhur böreği. Bayramlarda bir misafir geldiğinde ilk yapılan lezzet gollaç. Evet, şimdi kesiyoruz hamurumuzu. Hamurumuzu kestik. Şimdi kestiğimiz hamuru yuvarlak yapıyoruz. Ondan sonra yeniden açacağız. Ondan sonra da pişireceğiz. Bakın kestiğimiz hamurun uçlarını bağlıyoruz. Yuvarlak yapıyoruz ve tekrar açacağız. Evet, şimdi hamurlarımızı tekrar açıyoruz. Beğendiniz mi? Çok güzel, çok güzel. Biraz da tadını merak ediyorum. Nasıl bir tat ortaya çıkacak? Ama güzel bir şey olacağına eminim. Çünkü patates, hamur, börek, patatesli bir börek olacak. Tüm hamurlarımızı tekrar açtık. Aynı bir bazlama gibi, ince bir bazlama gibi.
arasında patates ve yağ var. Şimdi açtığımız bu gollaçları pişirmeye gidiyoruz. Ocağımıza yağda pişireceğiz. Evet, gollaçlarımızı aldık ve ocağımıza geldik. Şu ocağın güzelliğine bakar mısınız? Teyzeciğim, harika bir ocak. Evet. Bakın, yağımızı koyduk tavamıza. Yağda kızartacağız gollaçları. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın yağın içerisine attık. Ablamız da Sarıdayı köyünün meşhur golaşçısı. Çok güzel içi yağlı yapar, çok güzel katlama golacı yapar. İçine ekşimik katar, patates katar. Lezzeti dillere destan olur, tadı damağımızda kalır. Az sonra tadacağız. Bakın yağın içerisinde pişirir gibi pişiriyoruz. Evet. Ateşte pişirmek, fırının orada pişirmek çok güzel olur. Lezzet verir tadına. Bakın odun ateşinde közde pişiriyoruz. Evet. Oh, çok güzel kabardı, çok güzel kabardı. Bakar mısınız? Azıcık bir yağda kızartıyoruz. Patatesli gollaçlarımızı. Evet, bir yüzü pişti, çevirdik. Pişerken çok güzel kabarıyor, çok güzel kabarıyor. Oh, artık pişti ve alıyoruz. Gollacımızı, şu güzelliğe bakın. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Köyümüzün en meşhur gollaçısı. En Semih lezzetli Hanım. Gollaçısı Semiha Hanım. Pişirmeye devam ediyor. Pişe dursun. Biz de muhtarıma tadına bakalım. Muhtarım, tutabilir misiniz tabağımızı? Ben şöyle elimi yaka yaka bir parça alıyorum. Of. Çok sıcak, çok sıcak. Ama yansam da yerim, yanmasam da yerim. Afiyet olsun. Çok lezzetli. Daha önce böyle bir börek yemedim. Böyle bir tat tatmadım. Öyle mi? Mükemmel olmuş. Afiyet olsun. Tadı damağınızda kalsın inşallah. Yine bekleriz inşallah bakalım. Bu golaş olduğu müddetçe ben her zaman gelirim. Siz her zaman gelirseniz biz de her zaman yaptırırız bu golacı inşallah. Tarifini aldık. İnşallah siz de evinizde yapar denersiniz. Eğer yapabilirseniz. Yapamazsanız çıkın gelin. Bilecik pazar yeri Sarıdayı köyü burası. Dünyanın tadı devam ediyor. Dünyanın tadı ekibi olarak şu anda Bilecik pazar yerinde Sümeyra Hanım'la beraber abazaların olmazsa olmazı abısta yapıyoruz. Abısta bizim Balkanlardan alışkın olduğumuz kaçamağa benziyor. Evet. Kaçamağın abaza versiyonu. Mısır unu, ıbışka. Çerkes salçası, ıbışka. Çerkes tuzu diye geçiyor burada ama salça kıvamında. Evet. Biberle yapılıyor. Közlüyoruz. İçine kişniş koyuyoruz. Abazaların baharatı. Kişniş. Tamam. Sarımsak, tuz. Abaza salçası diyorum ama abaza tuzu diye geçiyor. Öyle bilinir. Mısır unu, abaza peyniri ve tereyağı. Malzemelerimiz bunlar. Sizi izliyoruz. Kaynayan suyun içine mısır unu ilave ediyoruz. Azar azar hamur olmasın diye bir anda atmıyoruz. Evet. Azar azar karıştıra mısır unumuzu ilave ettik. Hemen su koyulaştı. Mısır unu çok güzel pişirdiğimiz zaman lezzetli olur. Az pişerse mısır kalır. Evet. Şimdi ben mısır unu alacağım biraz daha. Mısır unumuzu kavurmaya devam ediyoruz. Mısır unu bakın rengini değiştirmeye başladı hemen. Mısırımız pişmiştir. Şimdi servis tabağımızı alalım. Tamam. Mısır ununu iyice kavurduk, pişirdik suyla beraber. Şu anda tam istediğimiz kıvama geldi. Tabağımızı alıyoruz. Direkt ters çevirdik. Bakın ortasını güzelce açıyoruz. Tereyağı koyacağız. İsterseniz isteğe bağlı peynir koyan da olabilir. Bakın kızdırdığımız tereyağı tam ortasına koyduk. Çok güzel koktu. Çok güzel tereyağı koktu. Etrafına peynir. Bakın süslüyoruz. Çerkez tuzuyla ya da çerkez salçası diyorum ben. Çok güzel oldu. Ben tadına bakmadan önce fotoğrafını çekmek istiyorum. Ve Instagram'da paylaşacağım. Çerkezlerin çok sevdikleri, abazaların bayıldıkları abısta. Ben hemen fotoğraflarını çekiyorum ve Instagram'da paylaşacağım. Hemen tadına bakıyorum şöyle. Mısır unuyla, peyniriyle, tereyağına batırıyorum. Ve tadına bakıyorum. Usulüne uygun yedin mi? Evet, usulüne uygun oldu. Harikasınız. Çok güzel kokuyor tereyağı, mükemmel kokuyor. Çok lezzetli, çok lezzetli. Bakın çok basit, çok basit malzemeler yaptık. Mısır ununa, tereyağı ve çerkez peyniri mükemmel bir tat vermiş. Bayıldım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Tarifini verdik. Yapmak isteyen olursa mutlaka denesin. Bu tarifleri yayından hemen sonra Instagram adresimizde ve YouTube kanalımızda paylaşacağım. YouTube kanalımız Esirgenç TV.
Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Dünyanın tadı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden devam ediyor. Bakalım sırada ne var? Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadına şu anda Bilecik Pazaryeri Küçük Yarımadalı Tabiat Parkı'ndan devam ediyoruz. Harika bir gölün yanına masamızı kurduk ve çok güzel bir lezzet, Tatar lezzeti göbeği yapıyoruz. Belediye Hanım'la beraber. Malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz 2 su bardağı su. Biraz yağ koyacağım. Bir kaşık yoğurt koyacağım. Tuz, azıcık maya ama kabartmayacağım yani. Maya koyacağım kuru maya ama kopmasını beklemeyeceğim. Bir tane de yumurta. O kadar. Hamur için. Hamur için. Bu tavuğu nerede kullanacağız? Onun arasında. İçine tavuk koyacağız. Arasından kullanacağız onu. Tavuğu haşlamışız. 3 tane altına, 3 tane üstüne hamur yapacağım. Arasına da tavuk kullanacağız. Hemen başlayalım. Heyecanla sizi izliyoruz. Hamurumuzu yoğuralım. Tuzunu atalım. Unumuzu, tuzumuzu attık. Kuru mayamızı koyuyoruz. Az koyacağız yani. Az maya. Azıcık. Ama kopmasını beklemeyeceğiz. Bir tane yumurta. 2 bardak su. Bir kaşık yoğurt. Biraz yağ. Hamurun malzemeleri bunlar. Hamurun malzemeleri bunlar. Kıvam nasıl olacak? Kulak memesi yumuşaklığında. Kulak memesi yumuşaklığına gelinceye kadar hamurumuzu yoğuracağız. Şimdi hamurumuz oldu. Toparlandı. Geldi. Elimize yapışmıyor. Kıvamı geldi. Şimdi bunu 6 parçaya böleceğiz. 3'ünü altına, 3'ünü üstüne koyacağız. Hiç mayalanmasını beklemeden açacağız. Beklemeyeceğiz. Biraz dinlendireceğiz. Az bir şey. 6 parçaya böldük. Eşit şekilde. Şöyle böldük. Bunları şimdi bezeliyoruz. Açmaya hazırlar. Biraz 10 dakika beklese. Yeterli. Bak kıvamı çok güzel oldu bak. Evet. Yumuşaklığı falan. 10 dakika dinlendireceğiz. Birazcık mayalanacaklar. Ondan sonra açacağız. Ondan sonra açacağız. Bir tepsi için ideal 6 beze. Ölçümüzde 2 su bardağı su, 1 yumurta, 1 çorba kaşığı yoğurt, biraz yağ. Şöyle üzerini kapatacağız kurumaması için. Bu 10 dakika bekleyeceğiz. Yoğurdumuz, hamurlar mayalanırken, burada dinlenirken biz de tavuklarımızı didikleyeceğiz. Kemiklerinden, yağlarından ayıracağız. Dirilerinden ayıracağız. Dirilerinden ayıracağız. Sizi izliyoruz. Evet. Şöyle didikleyeceğiz bunları. Tavukları akşamdan pişiriyoruz. Soğuk olması gerekiyor tabii hamur yapmaması için. Hamurun içine koyacağız bunu. İçine de biraz kavurduğum soğanları koyuyorum lezzet olması için. Soğanı da bakın önce de kavurduk. Bunun da soğuk olması gerekiyor. Evet. Döküyorum içerisine. Dök. Yağ ile beraber döküyoruz. Dök. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu da böyle karıştırıp biraz da karabiber ekliyoruz. Şöyle. Soğan da çok güzel lezzet veriyor. Biraz daha atalım. Tamam. Şu an iyi. Oldu. Tuz atmayacağız mı? Tuzu var. Tavuğu pişirirken tuzunu attım. Tamam, tuzu yani atmışız. Önceden pişirip soğutun. Püf noktası bu. Tavuğu ve soğanı önceden pişiriyoruz ki hamuru yırtmasın. Hamurumuzu açmaya başlayacağız. Hamurumuz yeterince dinlendi. Evet. Bakın birazcık da şiştiler, mayalandılar. Leğeni alalım şöyle altını unlayıp da. Tamam. Teker teker açacağız. Teker teker. Hepsini tek tek. 6 tane. Şimdi açmaya başlıyoruz hamuru. İnce mi açacağız? İnce. Çıtır çıtır olması için tel tel ayrılması gerekiyor. İncelik açtık hamurumuzu. Evet. Şimdi tereyağımız geldi. Tamam, şöyle yağlayacağız her yerine gelecek şekilde. Tereyağı ile yağlıyoruz hamurumuzu. Tereyağı ve sıvı yağ karıştırdım. Hamurumuzun her yerini yağlıyoruz böyle yufkamızın. Evet. Çok güzel yağladık, iyice yağladık. İyice her yerini yağladık. Yağladık yufkamızı. Ama bu kesinlikle hazır hamurdan olmuyor, hazır yufkadan olmuyor. El açımı olacak. El açımı olacak. Şimdi katlıyoruz. Şöyle katlıyoruz. Bunu da böyle. Oh, gözleme gibi oldu. Yağlı yağlıya katlıyoruz, katmer gibi. Yağ gelmeyen yerine yine yağlayacağız. Şöyle. Şimdi diğer hamurlarımızı açıyoruz. Şimdi bütün hamurları bu şekilde açacağız. Bu şekilde açacağız. 6 tanesini de açacağız. Üçünü böyle iç içe yapacağız yine. Katlayıp da. Ondan sonra tekrar tepsiye göre açacağız. Yağladık. İkinci açtığımız hamurumuzu da güzelce yağladık. İyice yağladık. İyice yağladık her yerine gelecek şekilde. Katladığımız, ilk önce yaptığımız katladığımız şeyi ortasına koyup bir daha böyle yapıyoruz. Aa. Şöyle.
Çok ilginç, çok ilginç. Şöyle yağ gelmeyen yerini için yağlayacağız. Evet. Yani kat kat açılması kat için. Kat kat açılacak. Evet. Kat kat hamur yapıyoruz. Rusların matruşkalarına benzedi. Böyle bebek içinden bebek çıkıyor ya. Bebek içinden bebek çıkıyor. Kutu içinden kutu. Hı. Evet, güzelce yağladık. Katladık, aldık. Şimdi üçüncü hamurumuza geleceğiz. Onu da bunun içine mi koyacağız? Tabii, onu da onun içine koyup yine katlayacağız. Süper. Katladık, kenara koyduk. Hazır. Tamam, hamurumuzun, biraz... tepsimizin altın hamurda, üstün hamurda hazır. Hazır. Tepsimizi yağlıyoruz. Şöyle yağlayacağız. Tereyağı ve sıvı yağ ile. Açtığımız, katladığımız hamurları tekrar açıyoruz. Tekrar. Tepsimizin büyüklüğünde açacağız bu hamurları şimdi. 3 tane yufka var şu anda burada. 3 tane iç içe, dürülmüş şekilde yağlı. Tel tel dökülecek. Dökülür. Şimdi açtığımız hamuru tepsimize yerleştiriyoruz. Şimdi hazırladığımız tavuğumuzu üzerine koyuyoruz. Dediğimiz tavuğu soğuk olarak, soğuk olacak ama. Şimdi az önce hazırladığımız soğanlı tavuğumuzu üzerine koyuyoruz. Tavuğun soğuk olması önemli, yoksa hamur yırtılır. Oh, bol tavuklu, soğanlı. Evet. Çok güzel bir iç. Tavuklu göbete. Bir çeşit tavuklu börek. Vallahi adı... Göbete, börek değil. Evet. Ana yemek değil mi burada? Börek değil, ana yemek. Bu zaten bu kendi başına da yeterli bu. Akşam yemeğinde başka bir şeye gerek yok. Yok. Yanına bir ayran belki. Evet. Şimdi diğer hamurumuzu açıyoruz. Üzerine yerleştiriyoruz böyle. Şimdi kenarlarını toparlayacağız. En güzel kısım burası. En güzel kısım. Kenarlarını katlayarak süsleyeceğiz. Evet, bakın. Evet. Alttan üste bastırıyoruz. Bakın alttan üste. Çiçek gibi oluyor. Evet. Onun için altını biraz, hamurunu biraz daha çok bırakacağız üstünde. Harikasınız. Elimizde birazcık daha yaydık. Tepsinin boyutuna getirdik. Hiç korkmuyoruz. Hamur olmaz. Yapışmaz. Çünkü olmaz, yağlı. Hiçbir şey olmaz. Az sonra pişince kat kat açılacak. Üzerine de kalan yağı da üzerine dökeceğim. Fırının durumuna göre üzeri kızana kadar pişireceğiz. 200 derecede ısınmış fırına süreceğiz ama bu fırın yani evde olmadığımız için. Bavul fırın bizim fırınımız, buradaki fırın. Şimdi fırınımıza götürüyoruz. Önceden ısıttığımız fırında üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Göbetemiz fırından çıktı. Çok güzel kızardı. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Şimdi sosumuz için soğanları kavuracağız. 3 tane soğanımız var. Küçük boy. Ya soğan. Sıvı yağın içerisine soğanlarımızı doğruyoruz. Elimizle, anne usulü. Evet, anne usulü. İnce ince. İnce ince doğruyoruz. Sonra bunları kavuracağız. Kırmızı biber koyup, su koyup kaynatacağız. Sos olacak. Çok lezzetli oluyor bu. İster üstüne dök ye, ister içine ban ye. Oh. İstersen tercih etmezsen sade ye göbeteyi. Göbetenin olmazsa olmazı bu sos. Evet. Ama bu şekilde sade yiyebilirsiniz. Artık evet, bu tercihinize kalmış. Evet, aynen. Soğanlarımızı doğradık. Doğradık. Şimdi ocağımızı alıyoruz. Ocağı alıyoruz. Soğanımızı kısık ateşte kavuruyoruz yavaş yavaş. Evet. Kısık ateşte soğanlarımızı güzelce kavurduk. İstediğimiz kıvama geldiler. Evet. İçine biraz toz biber. Kırmızı biber atıyoruz üstüne. Salça varsa salça da atabilirsiniz. Renk versin. Ama tabii renk versin. Şimdi üzerine açtığımız tavuğun suyuna ilave ediyoruz. Çok tavuk da koyu olmayacak. Beraber. Evet. Koyu olmamak şartıyla. Şimdi biraz tuzumuzu atacağız. Üzerine birazcık tuz atıyoruz. Evet. Ve bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Tavuk suyumuz kaynadığı zaman sosumuz hazır. Hazır. Sosumuz hazırlandı. Köbetenin sosu. Programın en sevdiğim kısmına geldik. Tadım kısmı, sunum kısmı. Şimdi siz kesin, ben de tamam, fotoğrafını çekeyim ve Instagram'da paylaşayım. Bu tarifleri yeniden hemen sonra Instagram'da ve YouTube'da paylaşıyorum. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. YouTube kanalımız Esirgenç TV. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Şu görüntüye bakın. Bakın, tel tel. Of, tel tel ayrılıyor. Pizza gibi çıkardık. Ben bunu böyle yerim aslında, sosa hiç gerek yok. Gerek yok, evet, tel tel. Böyle de yenir, sosla da yenir. Ama biz yine soslu yerim. Usule uygun olsun. Şöyle tabağa koyayım ben. Sosunu bakın yanına koyduk. İster böyle koparın, hani birer yudum içine bandırın sosunu. Tamam, ben şöyle usule uygun yemek istiyorum. Şöyle. Bakın çok güzel oldu. Bir turta gibi, bir pizza gibi. Mükemmel bir görüntüsü var. Mikrofon size. Börek bana. Koparıyorum. Ona da bandırın. Batıyorum.
Usul böyle mi? Usul böyle. Usulü böyle. Ve tadına bakıyorum izninizle. Evet. Buyurun bakın. Kat kat ayrılmış. Hamur çok lezzetli. Tavuk çok lezzetli. Sosu daha da lezzetli. Bayıldım. Afiyet olsun. Kesinlikle. Herkese tavsiye ediyorum. Yapabilirseniz deneyin. Yapamazsanız Bilecik'e, pazar yerine buyurun diyorum. Buyurun. Yapar yapar yediriz değil mi? Yediriz. Ben kendimi durduramıyorum. Pazar yerinin sucuğu meşhur. Kasap sucuğu meşhur. Ve biz de kasap Mesut'un yanındayız. Mesut Bey'den sucuk nasıl yapılır, evde nasıl sucuk yaparız öğreneceğiz. Aynen. Şimdi az önce kuzumuzdan kalan kırpıntıları, danamızın kaburgası ve danamızın gömlek yağından. Bu şekilde malzememiz bu. Ve dana eti, kuzu eti ve yağ ve manda eti. Evet. Bakın 3 tane et karışıyor. Şu manda etimiz. Az miktarda, %30 kadar manda eti koyuyoruz. Pazar yeri sucuğunun farkı. Ve sucuk yapımına başlıyoruz. Şu an kaburgalarımız. Dananın kaburgası. Şöyle doğruyoruz. Tepsi burada. Önce etleri doğruyoruz. İri iri. İri iri. Makineden geçireceğiz zaten. Etimiz 8 kilo kadar şu an. Tarttık. 8 kilo etimiz var. Şimdi manda etlerimizi ilave ediyoruz. Kaburgamızı doğruyoruz. Yağlı bakın. Kaburgalarımızı da doğradık. Kuzumun kırpıntıları, yağlı kısımları. Şurada döş kısmı. Kuzunun boşluğu yani. Boşluk lezzetli olur. Yağlı. İç yağ. Evet. Şimdi geldik baharatlara. Bakalım Bilecik pazar yeri sucuğunun baharatları neler? Kırmızı toz biber. Bunu normalde pul biber de olarak bu. Bu biraz daha pullusu, acı. İsteğe göre, yoğun isteğe göre acı atabilirler. Tamam. Kimyon, tuz ve kırmızı toz biber. Bu da Çukurova toz biberi. Toz biber. Bunun içinde çemen de var. Şu an çemeni içine karıştırmış vaziyette sarı çemen. Bizde baharat eti örtmez. Çok baharatlı olmasına gerek yok. Sucuğu zaten biber pişirecek, sarımsak, kimyon yeterli. O zaman sucuğu sucuk yapan şey biber mi? Biber. Bence biber pişiriyor yani eti. Şöyle toz biberi. İçinde çok az çemen var, sarı. Çemen ve toz biber ilave ediyoruz bakın. Ölçüsü ne ustam? Bu kiloya 50 gram. 1 kilo 50 gram. Ya 1 kilo 50 gram. Söyleyeceğim şimdi Atarkan'da. Tuz. Kiloya 12 gram tuz atıyoruz. Sarımsak. Şurada sarımsak. Doğru mu anlatıyoruz? 100 gram. 100 gram sarımsak var. Yaklaşık 10 gramla 15 gram arası kiloya değişiyor. Evet. Böyle atıyoruz. Bunu makineden çekeceğiz şimdi zaten. Çok az arzu biber. Bu bizim çok acı. Güzel. Çok acı ama biberi hani sucuğu pişiriyor. Çok güzel lezzet veriyor ayrıyetten. Ve kimyon. Küreye 2 gram, 3 gram attığınız zaman çok eti örtmeyecek şekilde. Şimdi kıyma makinesini çekmeden önce bakın görüyorsunuz. Bunları bu şekilde bir karışacağız. Şimdi kıyma makinesine götürüyoruz. Götürüyoruz ve bunları kıyma makinesine çekeceğiz. Çekeceğiz. Bir gün dinlenecek. Daha sonra dolum yapacağız. Dolduracağız. Aynen. Hemen çekelim, gösterelim izleyicilerimize. Kıyma makinesiyle etimizi çektik. Şu anda... Şimdi yoğuracağız etimizi, bir gün dinlenmeye bırakacağız. Tekrar çekip hemen dolduracağız, aynı gün. Biz baharatını zaten koymuştuk. Sadece hafiften bir yoğuracağız. Kıyma makinesinden çektiğimiz baharatlı etlerimizi şimdi güzelce yoğuruyoruz. Fazla da etleri öldürmeden bu şekilde yoğurduğumuz etlerimizi bir gün buzdolabında dinlendireceğiz. Aynen. Yarın tekrar geleceğiz ve sucuğumuzu dolduracağız. Sucuğumuzu dolduracağız. Bakalım sucuk nasıl doluyor? Şimdi şöyle üzerlerini hafiften parlakımsı gibi yapıyoruz. Hemen sefronumuzu yayalım üstüne. Yarına kadar dinlenecek. Bu şekilde bakın. Hava alması daha güzel oluyor dolapta. Üzerini kapattık bu şekilde. Evet. Bir gün bu şekilde dinlenmesi gerekiyor etin. Aynen. Bir gün çok normal, çok yeterli bir zaman. Buzdolabında dinlendireceğiz. Aynen. Artı derecede. Yarın tekrar geleceğiz. Aynen. Ve evet, sucuğumuzu dolduracağız. İstersek bir daha çekebiliriz. Normalde biz çekmiyoruz dükkandaki sucuklarımızı. Tek çekim yapıyoruz. Bu şekilde dolduruyoruz. Çift çekim de güzel oluyor. Daha böyle ince oluyor. Tercihe kalmış. Tercihe kalmış. Yarın görüşmek üzere. Aynen.
sucuğumuzu buzdolabında bir gün dinlendirdik. Şimdi evet. Sıra geldi doldurmaya. Evet. Şimdi ikinci çekimini yapacağız sucuğumuzu. Makinemize koyalım. Ve ardından hemen hiç beklemeden dolumuna geçeceğiz. Bir defa daha çekiyoruz. Beklerken iyice kızarmış. Sucuk kokuyor. Galiba sucuk olacak. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Kıyma makinemizden bir defa daha çekiyoruz bekleyen etlerimizi. Sucuğumuzu son defa kıyma makinesinden çektik. Şimdi bağırsakları doldurma aşamasına geldik. Bu makinemizin ağzını değiştireceğiz. Hunimizi takacağız. Devam. Kıyma makinemizin ucuna huni taktık. Bağırsaklarımızı ılık suyla ısladık, yumuşattık. Dana bağırsağı bağırsaklar. Sucuk içlerini de yuvarlak şekillere getirdik. Şimdi makinemizi çalıştırıyorum. Buradan ben gönderiyorum. Kasap Mesut dolduruyor. Oh, görmüş olduğunuz gibi bakın. Çok hızlıyız, çok hızlıyız. Manda sucuğu. Oh. İşte gerçek sucuk. Kasap sucuğu bu şekilde hazırlanıyor. Çok keyifli. Sucuk yapmak çok keyifli. Kasap Mesut'tan sucuk yapmasını öğrendim. Bundan sonra kendi sucuğumu kendim yapacağım. Aynen. Herkes yapsın ama. Evet. Herkes öyle. Evet, gerçek sucuk nasıl yapılır? Tüm detaylarıyla sizlerle buluşturduk. Bakın şimdi sucuklarımızı bağlayacağız. Şimdi doldurduğumuz sucukları bağlamaya geldi sıra. Sucuk ipiyle. Evet, pamuktan sucuk ipimiz. Ve sucukları şöyle iki ucunu birleştiriyoruz. İp kesmesin diye hafiften sıkıyoruz. İpin son noktasından bir alt düğüm şu şekil çekiyoruz. Görüyorsunuz. Bu kadar. Ve şu uç kısımlarını da şöyle kenara koyuyoruz. Bunlar çok lezzetli sucuklu yumurta olur. Köfte yaparız. Aynen, sucuk köftesi. Oo. Bu şekilde bağlıyoruz ve sucuklara bakar mısınız? Hepsinin boyutu birbirinden farklı. Evet. Doğal bağırsak, doğal bağırsak. Doğal bağırsak olduğu için marketten aldığımız gibi standart bir ölçüsü yok bunların. Aynen. Hepsinin boyutu, kalınlığı, kilosu birbirinden farklı. Şimdi Yasin Bey şu da var yani bizde kimyasal katkı koruyucu yok. Isılıcı. Ne var gördük. Aynen. Herkes evde aynısını yapabilir ve olur. Sadece biber önemli. Antep'ten, Çanakkale'den, şuradan, buradan. Biberin, kimyonun hepsinin kalitesi önemli. Bir de orijinal sarımsak. Et de iyi olursa ye beni ye beni. Yiyeceğim. Şimdi geldik. Şimdi en büyük sucuğa. Aynen. Daha önce bu kadar büyük sucuk gördünüz mü bilmiyorum. Ben görmedim. Onu bana özel yaptı. Sona kalan dona mı kalıyor, bana mı kalıyor bilmiyorum vallahi Yasin Bey. Bu sucuk, son sucuk sizin. Of of of. Dünyayı gezdim, daha önce bu kadar büyük bir sucuk görmemiştim. İlk defa görüyorum. En az 2 kilo var o sucuk. Aynen. Siz bunu Yasin Bey bir gün veya iki gün dışarıda şöyle çok rüzgar almayan bir yerde asarsanız daha sonra dolabınıza koyarsınız. Buyurun efendim. Çok teşekkürler. Sucuğumuzu aldık. Ve dünyanın tadını bilinçle çıkarmaya devam ediyoruz. Ve ne yazık ki bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama Bilecik'in pazar yerinin lezzetlerini bitiremiyoruz. Haftaya yine sizleri birbirinden lezzetli tariflerle Bilecik pazar yerinde bekliyor olacağız. Haftaya görüşünceye dek afiyetle kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.